Fatmi Fas doğumlu, Fas pasaportu taşıyan bir sanatçı. Son dönemde Paris'te yaşıyor. Birçok galeriyle çalışıyor. Fransa'da, İsviçre'de, Londra'da, Güney Afrika'da, Johannesburg'da, New York'ta ve bu son dönemlerin çok fazla görünürlüğü olan sanatçılardan bir tanesi, Arap olarak yani. Onunla megalopoller kavramı üzerine bir sergiyi ona önerdiğimde bu işleri seçtik. Aslında ilk başta başka çalışmalar da gelecekti fakat onların gelmesiyle ilgili kendi koleksiyoncusuyla bir takım sorunlar olunca sergiyi biz burada revize ettik. Tekrar baktık sergiye ve bunun üzerine bugünkü halini kurduk. Aslında megalopoller kavramı ulus devlet sonrası dünyadaki bir takım başkentlerin dünya merkezi olmaya başlamasıyla ilgili. Bugün uluslararası bütünleşmiş dünya kapitalizmi batıdan Asya'ya doğru bir kayma gösterdi. Bu Asya'ya giden çizgi içinde tabii Akdeniz'in güneyi, Akdeniz'in doğusu ve batısı ve o ölçüde de Rusya, Hindistan, Çin gibi bir eksen ortaya çıkıyor ki bu eksen içinde batı dışı dinamikler gitgide bu merkezi dünyanın içine yerleşmeye başlıyor. O bakımdan burada görmüş olduğunuz mesela Dubai'de yapılan, işte söylendiğine göre dünyanın en uzun binası olan yer. Orada yazdığı gibi ters çevrilmiş vaziyette ama bugünün merkezi neresidir sorusuna bir takım ironik bir şekilde cevap vermekte. Aslında bu megalopolleşmeye başlayan bu dünyanın içindeki şehirlerin tabii mimariyle büyük bir ilişkisi var. Yıkım ve yeniden yapım mimarların rüyası şeklinde. Yani İstanbul'da da, Türkiye'de de ve birçok yerde bugün büyük şehirlerde yıkılmalar, restorasyonlar, yıkılmalar yerine yepyeni modern ya da postmodern ismini nasıl koyarsak koyalım binalar. Aslında buna karşı yani bir tür eskinin yok olmasına karşı Munir Fatmi'nin bir tavrı var. Yukarıda görmüş olduğunuz VHS videoları bilindiği gibi 90'lı yıllarda tedavülde olan ve bugün artık eskiyen bir teknoloji. Onun için o eskiyen teknolojiyi kullanıyor Munir Fatmi. Yani yok olmakta olan malzemeler üzerinden bir sergi ve çalışma, sanatsal çalışma gerçekleştiriyor. Bakımdan burada görmüş olduğunuz 3, yukarıda da bir tane, 4 tane birbirine alakalı olan plazmada gösterilen videolarda Paris'e bir saat mesafede olan Mont-la-Jolie adlı eski işçi mahallesi, bugün işsiz ve göçmen mahallesi, oradaki binaların yıkımı ve ağzı sulanmış yeni binaları yapacak olan belediyelerin, mimarların bir tür eleştirisi. Yani bu dünyaya karşı, bu yeni dünyaya karşı eskiyi nasıl koruyacağız ile ilgili olarak da şu kasklar aslında söz konusu. Bir takım filozofların isimleri yazıyor burada. Foucault, Deleuze, Guattari, Baudrillard, Derrida gibi. Tabii Derrida, dekonstrüksiyon yani yapı bozum, yapı çözüm meselesiyle bütün bu metaforik olarak veyahut kelimesi kelimesine daha doğrusu yıkımların, çözümlerin, yeni baştan yapılanmaların çok alakası var. Ama asıl bu kasklar, inşaat kaskları, bu yok olan dünyayı, yeni dünyanın şiddetine karşı bizi koruyacak olan tek şey düşüncedir, filozoflardır gibi bir düşünceyi de içeriyor Munir Fatmi'nin bu çalışması. Bunu başka bir yerde bir yığın olarak sergilemişti. Burada bir tür beşli bir şey gibi, bir düşünce silsilesi, dizisi gibi sergiliyor. Bir takım tabii yazılar var. Dünyanın merkezinin sokaklarında oturmak diye. Ama eski bu işçi mahalleleri, ki bu evler 1970'li yıllarda yapıldığında işten eve uyumak için gelinen bir takım binalardı bunlar. Fransızcası
uyku evleri diye adlandırabiliriz. Cité dortoir diyorlar Fransızlar. Yani işten eve gittiğinde sadece uyumak amacıyla yapılmış bir takım binalar bunlar o dönemde. Bu sanayi döneminin binaları tabii ki. Şimdi gitgide sanayisizleşen, kendi emek gücünü bir tarafa bırakıp sermayenin akışkanlığıyla yeni Asya ülkelerinde ucuz emek peşinde koşan bugünkü işte küreselleşmiş kapitalizmin gittiği yer eğer Çin'se, Hindistan'sa ve Rusya'ysa veya Türkiye'se, İstanbul'sa burada kendi ülkelerinde yaşayanlar açısından büyük sorunlar çıkmakta ve aslında biraz da ona değinen videolar bunlar. Yukarıda ise iki tane daha şey var, çalışma var, video çalışması. Bir tane, ikisinin ismi modern zamanlar. Ama o modern zamanların bir tanesi 11 Eylül'e bir gönderme. Yani Arap dünyasıyla 11 Eylül sonrasındaki İkiztepe kulelerin çökmesi sonrasında Arap'ın bir terörist, Müslüman'ın bir terörist olarak algılanmaya başlandığı dünyaya karşı binalar artık bir takım Arapça yazılarla ve bunların çoğu Kur'an ve hadisten alıntılar. Bir tür bugünün dünyasının kozmopolitliği ve aynı zamanda da bir husumet ilişkisi. Amerikalı ve Arap, Amerikalı ve terörist, Amerikalı ve vize almayı bekleyen ve vize alamayan, Avrupa'ya giremeyen bir takım insanlara yapılan bu büyük bir gönderme diyebiliriz. Tabii VHS kasetlerde çok böyle şüphe taşıyan, ne olduğunu sorguladığınız bir çalışma. Yani ilk Irak Savaşı olduğu sırada işte CNN'in muhabirleri naklen oradan yayın yapıyorlar şeylerle, uydularla. Ama insanların dolaşımında olan alet VHS kasetleriydi. Yahut da o yıllarda kaçırılan Batılılar, sorgulanan Batılılar yahut da bazen öldürülen Batılıların videoları Avrupa ve Amerikan basınına, Batı basınına bu aletlerle, bu VHS aletleriyle, kasetleriyle gidiyordu. Tabii bütün bir gizliliği, bütün bu şüpheyi, bütün bu merakı içeren bir çalışma diye düşünüyoruz. Aynı zamanda tabii onun boyu mekana göre değişen bir çalışma. Çünkü mesela Lyon Bienali'nde aynı çalışmayı çok daha büyük bir espasta, mekanda başka şeylerle karıştırarak göstermişti Munir Fakmi. Bir şey daha belki eklemek lazım. Arap Bienalleri artık ortaya çıkmaya başladı. Afrika'da Dakar Bienali var. Mısır'da Mısır Kahire Bienali var. Ve de bu son manifesta İspanya'da, İspanya'nın güneyindeki Akdeniz kıyısında Kuzey Afrika ile ilişki içinde kurulan bir şekilde gerçekleşti. Munir Fakmi de burada hem Dakar'da hem de Mısır'daki genelde ödül alan sanatçılardan bir tanesi olarak da tabii ilginç bir yere sahip oluyor.